Evet arkadaşlar, iyi günler. Bugün sizlere civciv yemi hakkında ufak bir bilgi vereceğim. Senelerdir yaptığımız tecrübelerden dayanarak bazı karışımlar bazı civcivler için daha yararlı olduğunu düşündüğümüz, test ettiğimiz ve bunları birebir yaşadığımız bazı olayları sizlere anlatacağım ki herkes bundan yararlansın, civcivler sağlıklı bir şekilde büyüsün, herkes emeğinin karşısını alsın inşallah. Evet arkadaşlar, yaklaş kızım. Bugün bu yem karışık kırma yemimizdir. Bunu bu yemi aktarıcılarda bulabilirsiniz. Kuş yemi, güvercin yemi olarak satılır. Bunu kırdırdığınızda civcivler için çok güzel bir yem çeşidi haline gelir. Evet, burada da mısır kırmamız var arkadaşlar. Bu mısır özellikle yeni doğan civcivler için çok yararlı. Kesinlikle bunu tavsiye ederim. Burada da herhangi bir civciv marka yemimiz var arkadaşlar. Arkadaşlar yani burada ben başka bir marka kullandım ama siz istediğiniz bir markayı tercih edebilirsiniz. Yine burada bire mayamız var. Protein deposu. Kesinlikle tavsiye ederim. Her bittiğinde tekrar alıyorum. Çok yararını gördüm. Ve yine tabii ki hiçbir zaman hiçbir üreticinin vazgeçemeyeceği probiyotikler kardeşler. Evet, bunların hepsini doğru orantılı bir şekilde yani işte belli ölçülerde sizler ne kadar civciv için hazırlanacağını, ne kadar civciv için verileceğini siz kendiniz bilirsiniz. Tabii burada mısırı çok atmamak gerekiyor. Mısırın belli bir oranda az olması lazım. Civciv yemimizi bu şekilde yine attığımızda burada bira mayasını çok az bir şekilde atıyoruz arkadaşlar. Çünkü bira mayası fazlası bizlere zarar verebilir. Ve yine probiyotikten de bir çay kaşığı attığımızda karışımımız hazır arkadaşlar. Evet, bunu güzelce de karıştırdığımızda bunun içine istediğiniz ölçüde daha başka ürünlerde katabilirsiniz. Aktarlarda satılan civcivler için yararlı birçok ürün katabilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepinize saygılarla.